Birlikteyim. Yeşim Salkım, Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Metin Özülkü son şovları, çok ses getiren şovları Çılgınlar Kulübü projesiyle konuğumuz oluyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Tabii ki hepimiz beraberce yaşlandık. Kimler hariç? Siz hariç. Hanımefendiler yaşlanmıyorlar. Fakat adamlar, sizden başlayarak Ferda ile ilgili söylemeyeceğim, gittikçe çirkinleşiyoruz. Sen de. Ben farkındayım. Ne düşünüyorsun? Bismillah bak başladı. Son 6 ayda bunun sıkıntısını ciddi şekilde yaşıyorum. Hakikaten çirkinleştiğini düşünüyor musun? Hakikaten yani sabah aynada kendine baktığında bu kadar mühim şarkıları yapmış. Bu kadar mühim şarkıları yapmış. Türkiye'de popüler müzik dünyasında bu kadar insanı şarkılarıyla, orkestrasıyla var etmiş. Bütün müzik yarışmalarında bütün orkestraları yönetmiş, bu kadar genci desteklemiş ve bu güzel kadının kocası olan bir adam değil de kendini hakikaten Tapu Kadastro'dan emekli yani orada çalışanlar alınmasınlar ama hakikaten şimdi yani böyle bu kadar nasıl yani kendi sanat gücünle hiç benzemeyen bir fiziğin var, inanamıyorum. Evet, bütün bu saydıklarını yaptığım için pişmanım. Çünkü, Can Yaman olmak ister miydin? Onu şimdi deyip yani, yani hiçbir şey yapmayayım ama Can Yaman kadar güzel olayım. Abi? Yani bu olabilir. Bugünün Instagram dünyasında olabilir. Yani hiçbir şeyim olmasın. Bu kadar dolu dolu Türkiye popüler müziğinde, sanat müziğinde, pop müziğinde bu kadar büyük bir insan olmayayım. İşte Can için, Yaman olayım. Onun için pişmanım. Şimdi yeni örnekleri gördükçe artık geriye dönüş de olamayacağı için hakikaten çıkmaz bir yolda hissediyorum kendimi. Ve hani yaptıklarıma bakıyorum. Hakikaten çok yormuşum kendimi. Aşırı yormuşum. Ama senin süzülebildiğin zamanlar vardı değil mi? Vardı. İlk nasıl süzülebildin? Evlendiğimiz yıllarda yani. Yıllarda bir kere burnu acayip büyük. Yani yok, burnu şımarık tabii ki. Şöyle bir burnu var. Bugüne kadar dikkat etme. Kocaman bir çenesi var. Yani bu yan kadar çene. Yan yana duralım mı? Ya Allah aşkına yani üç tane adamın çenesi bir araya gelse bak Allah aşkına bak. Ama bir şey söyleyeceğim bak, kadınlar akıllı. Ya şu benim çeneme bak, bu adamın çenesine bak. Okan'cım. Nasıl? Bu küçük çenesi. Küçük mü çenesi? Vallahi. Karısı hani, olacak karısı. Kuzguna yavrusu bilmem ne. Yani bu adamın. Bu saatten sonra ne görünebilir ki Metin Allah? Ya bir kere siz niçin boşanmıyorsunuz yahu? İşte. Yani bu kadar tutarlı bir aile olarak yaşamak ya zorunda mısınız? Biz tam boşanıyorduk bak, aslında. Bak grubun tutarsızı ben olduğum için sorun yok işte. Bir tane var. Bir şey söyleyeceğim. Ferda da hep aynı. O hiç evlenmedi. Hiç evlenmiyor. Evlenmedi ne ya? Direkt verdim konu niye evlenmiş? Yani ay Ferda hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle, Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden biri özel hayatıyla ilgili en ufak bir şey bilmiyor. Çok sıkıcı. Aşırı derecede sıkıcı bir adam. Sen çok eğlencelisin. Sende sürekli bir şey ben var. Ben de sürekli bir hareket var. Öleceğiz gideceğiz ne yapayım ya? Yeşim karnaval gibi ya. Vallahi. Karnaval çok, evet bravo. Çok eğleniyorum. Bravo. Ya biz hayatla dalga geçiyoruz. Tam boşanıyorduk, bu grup kuruldu. Ve boşanmaktan vazgeçtik. Hakikaten öyle bir niyetimiz bir ara... Var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu mesela şimdi bu kadar öğrenci yetiştiriyor değil mi bu adam? İşte bu kadar yarışmalar, şunlar, bunlar, kızlar geliyor, oğlanlar geliyor filan. Kızlar buna üşüşüyorlar. Hocam. Yahu yani sen mezar taşında ne yazmasını istiyorsun mesela? Ne yazmasını mesela? Ay, nerd, gerizekalı. Benim telefonumu sen veriyorum. Sen ne yazsın böyle senin mezar taşında? Böyle mesela yani kendini adadığı filan ne yazacak senin mezar taşında? Sadık pişman. Sadık pişman. Aa, süpermiş bak. Bravo. Güzel. Hakikaten ne olacak? Yani hayır yani böyle sen, yorduğum için kendimi eve. Yoksa. Yapma bunları. Aynı eve gidiyorsun arkadaş. Ya bence Türk müziğinde iki insan var. Türk müziği için bir şeyler yapmaya çalışan. Biri ağlıyor, biri hiç ağlamıyor. Sen ve Yılmaz Morgül. Evet. Yılmaz Morgül sanat müziği diye sürekli ağlıyor. Sen ağlamadan sürekli bir şeyler yapıyorsun. Hakikaten çok çok değerli bir çaba. Çok takdir ediyorum. Bu yakışıklıyı bir alkışlayalım. Teşekkür ederim. Mükemmel adam. Mükemmel adam.
Beraber Cengiz Semercioğlu'na katıldınız. Vallahi bağrımı yoldum sıkıntıdan. Her şeyiniz o kadar düzgün ki Cengiz de böyle uyuyor da filan. Çok ya değerli. Cengiz'in uyuması önemli. Ben programı kaydettim eve gidince seyrederim diye canlı yayında. Evet. Eve gittim açtım 3. dakikada ben sıkıldım zaten. Ne zaman? Hakikaten seyrederim. Siz ne zaman çıktınız? Ne zaman? Geçen hafta. Eğlenceli olurdu. Evet yani. İşte kesinlikle eğlenceli değildi. Ben Cengiz'in de ne yaptığına bakmak için baktım yani üçü yani ne yapılabiliyor çünkü. Niye baktın yani zor koşullarda Cengiz ne yapıyor? Evet siz zor koşullarsınız çünkü. Hakikaten zor koşullar yani bir kere çok kaliteli bir hayat ikisinin de. Evet. Çok üretken bir hayat, kaliteli bir evlilik her şey. Siz çocuk yapmamıştınız değil mi? Yaptılar. Yapmış mıydınız? Bana son geldiğinizde yapmamıştınız. Ne zaman işte yaptınız? İşte hayır 15 yaşında oldular. Yani 15 yaşında mı oldular? İlk 15 sene yapmadık. Yaptınız yapmamış gibi mi davranıyorsunuz? O da olabilir. Nasıl yapmamış? Yok biz, ben her sene bittiğim gayet güzel davranıyorlar. Var bir tane mi var? İkiz. İkiz oğlan mı var? Evet ilk 15 sene olmadı çocuk. Niye çocuğu olmamış tipler gibi duruyorsunuz? Yani işte yani öyle bir şey yapışmışsınız sanki çocuksunuz. Yok bizle beraberken gibi. Gayet çocuğu varmış tipler. Ya mesela senin çocuklarını çok iyi tanıyoruz. Evet. Onları hiç bilmiyoruz. Nerede tutuyorlar? Aa, bir yere falan mı hapsediyorlar? Ne yapıyorlar? Yok. Yani okutuyor musunuz çocukları? Evden dışarı çıkıyorlar mı? Okuyorlar. Ara sıra çıkarıyorlar, okutuyorlar. Ferda sende var mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyor, evet. Hayır, belki. Bilmiyorum. Kim bilir, belki dünyanın bir yerlerinde. Yani kimse olmadığını... Avustralya'da, Amerika'da filan. Zamanında yapmıştır, yok. Almıştır, gitmiştir. Öyle de çok oluyor. Var. Öyle de var. Tabii canım. Ben korkuyorum mesela. Ama sen kork mesela. Ben korkuyorum. Bir gün oradan çıkacak, senden yaptım filan diyerekten. Bilemeyiz. En büyük korku. Her an her şey olabilir Türkiye'de. Bilemeyiz. Ben de dünyada dolaştım. Neler yaptım dünyada. Hiç senin gibi değilim, tahmin edersin. Tabii. Evet ve... Peki şimdi bu Çılgınlar Kulübü projesi bir kere isim çok güzel. Ayrıca da tiyatromuza da mal olmuş bir isim. Dünyada bir Fransız ortak yapımı olan, ilk başta Fransız yapımı, daha sonra sineması da Fransız ortak yapımı olarak çok ses getirmiş olan La Cage aux Folles, daha sonra Amerikan versiyonu Nathan Lane ve Robin Williams'ın ortak filmi Birdcage ve siz çok güzel bir isim buldunuz. Hakikaten bu dört büyük sanatçının bir araya geldiği isim Çılgınlar Kulübü olabilirdi. Büyük usta Ali Poyrazoğlu da canı yürekten yaklaşmış, isim üzerinde bir hak iddia etmemiş ve sizi desteklemiş. O da çok saygıdeğer bir tutum ve bunu bu gösterileri, Çılgınlar Kulübü gösterilerini çok ses getirdi. Öncesinde sadece salı günü yaptığınız için salı sallanır formatıydı. Şimdi Çılgınlar Kulübü formatı oldu. Küçük sahnelerden büyük sahnelere tıka basa dolduruyorsunuz sahneleri. Bir de bunun üzerine bir şarkı yaptınız. Evet. 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 Şarkının ismi? Hatırlamıyorsunuz. Aramadım ama aylardır. Hatırlıyor musunuz? Ne kadar hatırlıyoruz canım. O bir şarkıyı ona yaptırana kadar. Sözleri bile hatırlamıyorum. Ama o şarkıyı Metin'e yaptırana kadar. Şimdi niçin Metin bu sanatın hammalı gibi çalışıyor? Niye mesela Ferda'ya yaptırtmıyorsun? Sen yapmıyorsun. Ferda starımız. Estağfurullah. Evet. Öyleyim. Yok, ama Metin'de böyle sahnede de söylüyoruz ya mesela. Böyle bir Şirin Baba görüntüsü var ya böyle. Adam adamın yani saldırı var ya. Yani. Metin her şeyi çekiyor. Düzenlemeleri çekiyor. Sonra ben onu sahnede görüyorum. Gitarları o çalıyor. Evet. Oraları o ayarlıyor filan falan. Yani korkun çek. Mesela sizin oturduğunuz bir apartmanda mı, bir evde mi oturuyorsunuz? Apartman. Sitede otur. Mesela oranın yöneticiliğini yapar yaptım. Mı? Onu ya yaptı değil mi? Tamam işte bu. Yani. Ama onu şey için yani bir halı saha yapmak istiyordum siteye. O yüzden aday oldum. Yönetim kurulu başkanı oldum. Halı sahayı yaptım. Ondan sonra ayrıldım. Ama o şimdi görevim. Ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki bak stüdyo var. İşte onun stüdyosu. Bedava kullanacağız tabii. Şarkı bedava. Her şey bedava olunca biz hemen atladık. Evet. Zaten şöyle de bir durum var. Aslında bunu sahnede de söylüyoruz biz. Yıllardır arkadaşlığımız var. Belki 25 yıl oldu, daha da fazla. Bugüne kadar şarkı almayan bir sanatçı yok. Evet. Bizden. Evet. Herkes şarkılarımızı okudu ama Yeşim Hanım
o kadar şaşalı zengin günlerinde bile paraya kıyıp da benden şarkı almadı mesela. Al, meğerse evet. Sebebi ben bizim bu grubun kurulmasının da sebebi aslında Yeşim ve Ferda'dan çıktı fikir. Her şey güzel gitti. Ben en son stüdyoda şarkıyı yapıp da okuyup mixini yapıp klibi çektikten sonra uyandım mevzuya. Yani olay oydu. Şimdi sizde çok star var. Burada, buradaki bu ekipte, bu Çılgınlar Kulübü gösterisi içerisindeki herkes star. Farklı farklı starlar. Seninle ilgili fikirlerimi biliyorsun. Ne biliyorum? Bence sen Türkiye'de gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan birisin. En muhteşem seslerden birisin. Fakat kendine hakim olamıyorsun birader. Yok olamıyorsun. Yok olamıyorsun. Hı. Yani benim seninle ilgili fikrim hep bu. Hı. Sen seni öyle bir yerdesin ki o kadar değişken durumlardasın ki ben biliyorsun sana ne kadar inandığımı. Biliyorum. Yani ve bir yandan da çok insancıl bir tarafın var. Hmm. Çok insancıl bir tarafın var. Arkadaşlarınla beraber oturduğun zaman hemen kim olduğunu unutuyorsun. Kesel senden, bu ekipten söz etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Yok, gençlerle birlikte oturduğun zaman hemen kim olduğunu unutuyorsun. Hemen unutuyorsun. Hemen onlara uyum gösteriyorsun. Çünkü sende bir mutlaka bir star kumaşı var. Hmm. Ama bir yandan da kendini bir unutma alışkanlığı var. Öyle daha iyi hissediyorum galiba. Evet ama yani. Şimdi başlama gene. Uçakta konuştuk bunda. Ya sen her görüştüğümüzde bunları konuşuyorum. Yani bu kadar. Şimdi bak Ferda'ya da benzer şeyler söylüyorum. Çünkü Ferda'yı da o kadar yakından takip ediyorum ki bir tek bu aileyle ilişkim yok. Çünkü onları sıkıcı buluyorum. Ama siz ikinize karşı ya çok samimi isterim. Ferda Türkiye'de gelmiş en muhteşem bestekar ve aynen seslerden öyle birisi. Ama ve lakin kendinize garip hayatlar kurdunuz. Yani niye garip olsun hayatlarınız ya? Abi ya? Belki Kaliforniya'da çok acayip çalışabilirdi ama Türkiye şartlarında işte acayip bir şeyler yaptınız. Yani çok acayip hakikaten. Ya iyiyiz biz ya. Vallahi. Tabii ki iyisiniz canım. Yani çalışıyoruz. Herkesten çok, mesela millet şarkı yapıyor. 8 ay bir tane bile konsere gidemezken biz çok konsere gidiyoruz. Bu bir başarı. Evet farkındayım. Ayrıca da şu da hoşuma gidiyor. Dünyanın çatısı olan Amerikan müzik endüstrisi. Dünyanın çatısı. Amerikan müzik endüstrisi şu anda genç yaşlı herkesi bir araya getirerek çalışabiliyor. Siz hiçbir kompleks, bir ön yargı taşımadan bir araya geldiniz. Bu çok önemli. O da çok zor. Tabii canım. Amerikan müzik endüstrisi herkesi şu anda bir araya getiriyor. Herkese ortak konser yaptırıyor. Herkese tribute yaptırıyor. Herkese düet yaptırıyor, bilmem ne yaptırıyor. Biz çok eğleniyoruz sanki. Çünkü sen az söyle. Çünkü müzik endüstrisinin devam etmesi lazım. Aynen öyle. Kesinlikle. Devam etmesi lazım. Ve siz tam canlı müziğin yükseldiği bir zamanda, yani kopya satışlarının artık azaldığı ve neredeyse yok olduğu ama canlı müziğin yükseldiği bir çağda genç yaşlı herkesi bir araya toplayan bir ekipsiniz. Bu da çok önemli. Ne sadece genç, mesela ben sizin enerjinizi biliyorum. Konserlerinizdeki enerjiyi de tahmin ediyorum. Bir yandan gençlere bakıyorum. Gençleri çok kreatif buluyorum. Şarkıları buluyorum fakat gençlerde yine de bir uyuz taraf buluyorum. Hebel hebel gebere geber 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 falan gibi bir şey gibi, siz hiç yaşınıza başınıza bakmadan hebele güblük diye bir şey yapıyorsunuz. Yine de bizim sahnedeki enerjimizi tahmin ediyorum dedin ama evet. Umduğundan daha farklı. Tahmininden daha farklı. Nasıl ya? Düşünüyorum ben. Çok yani, eğleniyoruz. Yani tahmininden daha fazla bir sahnede action var yani. Öyle hani zannediyorum. Şey var yani. Ya böyle. Çok tahrik edici. Çok ne yapıyorsunuz ya? Yani inanamazsın. Öyle söyleyeyim. Çünkü neler, ben inanamıyorum. Ben neler gördüm yani. Ben mi inanamıyorum? Yani önemli. Soyunmanıza ihtiyaç yok. Siz tamamen kapalı bile mükemmel şeyler yaparsınız. Ama Metin ilk başta bak. Hayır, Barış Bey yani. Bizde ne zaman sahneye çıkıyorlar? Ayarladın mı? Bir şey söyleyeceğim ama Metin ilk bu iş projede bana demişti ki bak vantilatörler hazır, dansçılar hazır. İşte evet. Zenciler. Yani siyahi dansçılar olacaktı. Böyle giyinecektik vantilatörlere karşı falan. Ama hiçbirini yapmadı. Ekonomik kriz yoktu o zaman. Hiçbirini yapmadı bunları. Yani ya o olmasına gerek yok. Kıbrıs'ta bir iş görüşmesi için gittim Kıbrıs'a.
Ebru Gündeş'in sahnesini gördüm. Küçük bir sahne. Küçük bir sahne. Evet. Söylemeyeceğim otelin ismini filan. Ebru Gündeş orada sahneye çıkmış. Ebru Gündeş'e LED olmasına karşın, yani ısıtmayan ışıklar olmasına karşın öyle bir ışık kurmuşlar ki, öyle bir ışık kurmuşlar ki, o kadar ışık getirmişler ki 8 tane vantilatör koymuşlar. Koymak zorunda kalmışlar yani. Diyorum ki 8 tane vantilatörü niye koydunuz? Diyor ki hanımefendinin eteği uçuşsun diye. Hmm. Ya dedim 8 tane vantilatörle etek uçuşmaz. İnsan uçar yani. Ya şey uçar yani bu, Allah aşkına şey gibi. Anladın mı? Hortum yani. Sonra ışıklara bakınca, rider'a bakınca yani ışık setup'ına filan. Dedim ki herhalde dedim kızcağızı kızartacaktınız. soğutuyorsunuz bu sayede. Ama o rider'ları da kendileri istiyor bazen. Ya istiyorlar yani. Çünkü buna gerek var. Yani böyle bir şey var. Her taraftan bana ışık gelsin. Len biraz loş ol, bir tatlı ol, bir şekil ol yani. Evet, ha. O loşluk güzel. Bizim evet. Sahnemiz öyle loş. Öyle. Vantilatörümüz. Doğru. Özellikle benim olduğum yer var mı? Yok yani. Vantilatörümüz. Şimdi bazen oluyor. İnsan bazen yıllar yılı merak eder. Beni niye karanlıkta bırakıyorlar diye. Yani bunun yanıtı tabii ki ortada değil ama mi? Ama çok eğleniyoruz gerçekten. Tabii ki eğleniyorsunuz. Yani eğlendiriyorsunuz. Eğlendiriyoruz da çok keyif alıyoruz. Peki şu klibi görelim. Bir de klip mi yaptınız evet, buna? Evet tabii ki. Görelim. Bir dakika duralım. Yani hakikaten şimdi ya kusura bakmayın. Çok güzel bir klip olmuştur herhalde. Yine sana dönüyorum sevgili abi. Kusura bakma. bu başına dönebilir miyiz klibin lütfen? Yani kritik ilk seni çıkarıyorlar. Hmm. Kritik etmeyeceğim ya. Yani merak ediyorum. O zaman. İlk görüntülere dönelim. Metin abinin şu hali bak. Bu nedir? Çok güzel ya değil mi? Ha? Panda olarak mı seviyorsunuz? Yani anlamadım yani. Ya şu... Metin gitarına dayandı. Sahnede de öyle ayakta kaldı. Metin dışındaki herkes çok karizmatik. Devam. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli sana oynuyormuşum gibi gelecek ama bir onların gelişine bak. Ya ne olur bir onların gelişine bak. Yani onların hepsinin böyle star gibi gelişine bak. Ferda'ya bak. Mesela Ferda'ya bak. Motordan inmiş gelmiş gibi. Sen pizzacı gibi geliyorsun. Yani sucuklu pizza kimin içinde? Yani Omot'la yaşıyorum ben zaten. Ya bir Ferda'ya bak. Yani insan Ferda o montu çıkartmıyor. Ya Ferda'yla kaç yaş farkın var yani? Peki niye böyle oldu diye soruyor musun hiç Okan? Bütün hepsinin yükünü çekti. Peki ben çocukken nasıldım onu biliyor musun? Nasıldın? Evlenmeden önce. Çocuk yaşlardayken. Tarkan olacaktım. Tarkan gibi bir tiptim ya. 10 yaşındayken ben plak yaptım. Ama genç biliyorum yaşta, hikayeni biliyorum. Genç yaşta evlenince insan hayata karşı. Hepsi bu kadın yüzünden. Hepsi bu kadın yüzünden. Hepsi onun yüzünden İnsanlar oldu. İnsanlar hep sonuca bakıyor. Nedenini kimse sormuyor. Metin sen neden böylesin? Neden? Yani ya. Hiç böyle. Senin mezar taşına İnşallah ben öldükten hayırlısı sonra ya. Hepimiz öleceğiz. En son sen öleceksin. Hayır. Sacrifice yazılacak. Sacrifice böyle. Uyar. Senin için yaptı her şeyi. Evet. 35 sene mi olmuştu öyle size? 35 sene mi oldu? Vallahi herhalde sıkıntıdan ölürdüm. Tabii canım herhalde. Ben de sen yani çok sıkılırdım. 35 sene. Sahnede söylüyorlar. Eda'dan mı sıkılırdın benden mi yani? Hangi? Ben de orasını bilemeyeceğim ama ben hayatımı hiç o kadar uzun süre kimseyle geçirmedim. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Mesela eve gittiniz. Netflix'e falan bakar mısınız? Hayır. Sıra bakıyoruz. Yani çok az. Ya Metin maç seyrediyor. Genelde yorum seyrediyoruz akşamları. Evet maç yorumları.
Evet. Nasıl ya? 30... Bir dakika, nasıl belli? 35 sene sonra Netflix'e bile mi bakmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Kaç yorumu seyrediyorlar? Hayır hayır. Sana? 35 senede bir kere 700 tane şarkı yaptık. Bunu düşün ne kadar bir vakit aldığını. Nasıl bir yoğunluğu. Bir. Onun dışında... 700 tane mi? Tabii 700 tane şarkı. Yani benim çocuklukla beraber ama birlikte herhalde 500 civarında yapmışızdır şarkı. Evliliği yanlış anlamış olma. Hayır belki bu evliliği... Ben yanlış anlamış olma. Sen de yanlış anlamış olma. Fakat hayran olacak bir şey bu ya. Çok acayip. Ben şunu çok söyleyeyim. Çok acayip. Bu kadar üretime... Ya diyorum ki Netflix'e bakmıyorsunuz. Bakmıyorlar. Nasıl biz ya? Biz gidiyoruz evlerine. Metin'in bir koltuğu var. Evet. Klasik o koltuğu böyle uzun yatarak. Sürekli üretiyorlar mı böyle şarkı? Sen de sözler. Bak o, evde de böyle bir minik stüdyosu var zaten. Orada birlikte çalışıyorlar ama genelde Metin orada uzun ve uzun oturur vaziyette. Değil mi? Bölümü. Ya şunu çok samimi söyleyeyim. Ben Eda'dan çok samimi söylüyorum. Çok yani, hiç sıkılmadım. Ve her seferinde yani hakikaten her gördüğümde hiç yani mesela böyle bilmiyorum o benden muhakkak sıkılmıştır da ben hiç sıkılmadım. Bunu çok açıkça iddia ediyorum. Niye biraz yani, mesela bir eşimle ya da benimle takılmıyorsunuz? Demiyorum. Mesela 4 kere evlendim boşandım sen de. Aynen. O da 4 kere evlendi boşandım. Niye mesela başka insanları merak etmiyor musunuz? Bizi izleyin mesela National Geographic gibi. Mesela bizi kaplanlar olarak görün filan. Abi yani aynen. Hipopotamlar filan gibi görün bizi. Ya böyle de insanlar var. Var zaten sizi gördükçe birbirimize daha çok sarılıyoruz. Nasıl gerçekten lan? Ciddi söylüyorum. Hakikaten samimi söylüyorum. Ay çok acayip bir şey ya. Bir baharlar ömür geçiyormuş demek ki. Nasıl ya? Böyle bir şey olamaz abi. Çok biz... Ya ben... Bak ne kadar güzel, sakin. Güven dolu, sevgi dolu. Bir yanlış anlama var. Yani bir şey ya biz yanlış var, anladık ya bunlar yanlış, yanlış anlıyorlar bir yani. Bir var bir yerde ama bilmiyorum. Evet, sürekli var. Üretiyorlar. Üretiyorlar. Metin ya. Zaten söylüyor. falan filan yani bu bir şey, bir üretim, bir şey falan. Biz mi yanlış anladık? O kadar çok çalışıyor ki. Bir TRT'deyim diyor, Miyor'dayım diyor, adadayım, bıdıdayım falan. Kadın okula gidiyor, öğretmenlik yapıyor falan. Evet. Ya o kadar oyalanıyorlar ki. Peki mesela şöyle şeylere bakmıyor musun? Mesela başka sanatçıların hayatı filan değil mi? Onların da hayatlarında inişler var, çıkışlar var. Uyuşturucu yani. Var, boşanmalar var, alkolizm var. Ondan sonra diğer dolaşmalar var, bilmem ne. Hiç bu sanatçıların hayatını okumaz mısınız? Mesela Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, hepsini, ondan sonra Jean-Jacques Rousseau filan. Okuyorsunuz. Aa, hiç evet. Feyze almıyor musunuz? Onlar yok. Da sizin gibi evde oturup şey mi yapıyorlarmış? Ya şöyle bir şey, benim çocukluğumdan itibaren ben Erol Büyükburç'la büyüdüğüm için... Erol Bey'in hayatına baksaydın İşte ona bakıp zaten. Onu anlatıyorum. Ben onun evinde kaldım. Yani çocukluğum evet, orada geçti. Evet. Dolayısıyla o çok büyük dersler aldım ondan ve çok öğreticiydi. Yani benim bütün hayatımı incele ve yaptıklarımı yapma dedi. Ya Erol Bey ileride ispatlanacak. Hakikaten uzaylıların gelip spermlerini çaldığı biliyorsunuz kendi açıkladı.